But the answer is yes, I'm worried. Evet, endişeli, beyefendi endişeli çünkü 50 bin tır dolusu verdiği silaha rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri, Güvenlik Güçleri, PKK terör, de terör örgütüne göz açtırmıyor. PKK terör devleti kurulmasına Suriye'nin kuzeyinde müsaade etmiyor. Şimdi Biden diyor ki, biz diyor F-35'leri vermeyiz, F-16'ları vermeyiz. Şunu yani terörle mücadelesine engel koyabiliriz ama onlar diyor söz dinlemiyorlar. Kendi silahlarını kendileri yapıyorlar. Tamam? Tabii. Şimdi buradaki asıl önemli olan Biden yani Amerika, yani batılı başkentler Türkiye'de kendilerine müzahir, sözünden çıkmayacak, menfaatlerine uygun hukukla bir yönetim arzu ediyorlar. Ne diyor ona biz? altılı M mümessil istiyorlar. Mümessil istiyorlar. Mümessil. Altı artı, bir, artı, altı artı bir konseyi de Tabii. bu yüzden destekliyorlar. Ya bunu hepimiz görüyoruz gözümüzün önünde. Demiyorum ki bu ülkede sıkıntı yok. Var ama bu sıkıntının müsebbibi de kendileri. Yani darbeyle değil dedikleri hadise bu işte bu. Tam bu. Darbe bu sefer darbeyle değil diyor sandığa giden süreçte her türlü manipülasyonu yapacak ve sandıkta başarabilirse neticeyi değiştirecek. Kendisine mümesil bir yönetim iktidarı Türkiye'de amaçlayacak. Peki bunu sen söylüyorsun. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor mu peki böyle bir şey? Hayır. Bence söylüyor. Getirelim 27 numaralı fotoğrafı. Bak Biden'ın istediği yönetime Biden'ın istediği yönetim şeklini Nasıl Amerikan Marshall fonunda yapmış olduğu ha, konuşmada evet, özetliyor. Evet, Büyütelim evet. ekranı. Evet. Burada Diyor var. ki Joe Biden'dan beklentimiz. Dur. Sen Joe Biden'dan ne bekleyebilirsin? Bekliyor adam. Devam Bekliyor. Devam Joe Biden'dan beklentimiz Türkiye için demokrasi vurgusu ve toplanma özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklere çok büyük bir vurgu yapması. Bence Joe Biden bir vurgu yapsın. O da şöyle bir vurgu olsun. 9 seneden bu yana girdiği bütün seçimleri kaybeden parti liderinin bir tek adam evet. anlayışıyla bütün delegasyon yapısını kendi kafa yapısına uygun bir şekilde değiştirip nasıl iktidarda kaldığını ve topluma da nasıl demokrat amca olduğunu bir şekilde hokus pokusçulukla anlatmak isteyen kişiye yönelik yapsın Biden yapacaksa. iki Türkiye Libya'nın silah ambargosunu içeren BM kararına uymadı. ...bak bu... ...ben mümessilim diyor... Ay, ay, ay. ...ben mümessilim... ...biz diyor... ...anahtar teslim projeyiz... ...üç... Ya Cumhuriyet nasıl geçersin... İki, iki, ...iki numarayı nasıl geçersin... E ...tabii... Daha, ...sınırı, yani, sınırı do, aştı bu diyor... ...bu Doğu Akdeniz... ...tabii tabii... ...daha devam do... var onlar evet. da... ...bu kısaltılmış... Aldı. ...Türkiye diyor Libya'da... ...hududu aştı diyor... ...üç... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderlik edeceği... ...bir sonraki hükümette... ...S-400'ler iptal edilecek... Yani Östran, Öztürk'ün, Faik Öztürk'ün S-400'leri Kemal Kılıçdaroğlu destekledi alınması diye açıklaması var ya bizi dinleyenler hadi canım öyle de mi demiş olabilirler ama biz yayında getirdik sevgili Ömer bulursa onu da veririz. Östrak Öztürk diyor ki S-400'leri Kemal Kılıçdaroğlu destekledi. Tıpkı başörtüsünü kendisinin kaldırdığı gibi. Ama Amerika'ya verilen mesajda ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümette S-400'ler iptal edilecek diyor. 5. Kürt 4. 4. Kıbrıs'ta kapalı kent Maraş'ın kısmi şekilde yeniden açılmasını desteklemiyoruz. Yuh. Tabii tabii. Tabii. 5. ...Kürt sorununu biz çözeriz... ...Suriye'deki Kürtlerle ilişkiler geliştirmeli... ...burada mealen şunu söylüyor... ...PKK sorun PKK ve YPG sizin gördüğünüz gibi görürüz. görürüz... ...zaten genel başkanımız... ...açık bir şekilde... ...biz YPG'yi terör örgütü olarak değil... ...kendi topraklarını savunan bir milis güç olarak... ...görürüz şeklinde açıklaması vardı... ...burada da destek vermiş... ...CHP'nin genel başkan yardımcısı... ...biz diyor Suriye'deki... ...YPG ile de diyor ilişkileri... ...YPG demiyor tabi burada... ...altı transatlantik birlik yeniden inşa edilmeli. Bu birliğin oluşması halinde Türkiye'yi NATO üyeleri topluluğuna geri getirecektir. NATO üyeleri Türkiye'yi geri getirmedi. Türkiye uyguladığı siyasetle bütün NATO'yu ayağına getirdi. Evet. Bak Ünal Çeviköz'e buradan söyleyelim. Türkiye'nin NATO ile ilgili olan politikalarını eleştiririm, destek veririm. Pragmatikim o konuda. Yani konunun ne olduğuna bakarım. Ama şu söylenmez. NATO'nun içindeki ülkeler Türkiye'yi hizaya getirsin demek bu. Neden bunu söylüyor Ünal Çeviköz? Çünkü Ünal Çeviköz 1990'lı yıllardan itibaren NATO'da önemli misyonlara hangi hangi personelle geri getirecek? Efendim? Hangi personelle geri getirecek? İşte o bekliyor zaten onlar. Tabii o bekliyorlar orada zaten. Yani Avrupa'nın çeşitli başkentlerinde bekliyorlar. Yani Hülasa bu ne biliyor musun sevgili Turgay Güler? ...biz mümessiliz diyor... ...anahtar teslim ülke projesi... ...daha bunu ben burada... ...saatlerce konuşabilirim... ...yani e, İstanbul şehrine... E, ...daha iyi hizmet edilsin... ...suyumuz düzenli aksın... ...belediye otobüslerimiz zamanında çalışsın... ...liyakat dedikleri ve eleştirdikleri konularda... ...çok daha iyi bir performans ortaya koyulsun diye... ...seçilmiş olunan kişi... ...büyükelçilerle balıkçılarda... ...gizli toplantılar yapmaya kalkıyor konunun kokusu ortaya çıktığında biz diplomatik ilişkilerimizi sürdürürüz diyor. Bir belediye başkanı nasıl bir diplomatik ilişki sürdürebilir? Diplomatik ilişki sürdürme vasfı var mıdır yok mudur? Bunlar ayrı bir şey ama neresinden tutarsanız tutun bu bir kayıtsız şartsız sevgili Turgay Güler şeydir. Mümessil siyasetidir. İşte o yüzden 18 numarayı getirelim. 18 numarada da bu yeni ve taze bir haber olduğu için getiriyorum bunu. 18 numarada Amerikan güvenlik danışmanı John Bolton'da Türk demokrasi bir dönüm noktasına geldi. Ben mealen okuyorum, yazanı okumuyorum. Erdoğan'ın özgün ve bağımsız bir siyaset ortaya koyması bu seçimlerde de tıraşlanamazsa önümüzdeki 2023 yılı seçimlerinden sonra Türkiye'nin bölgesinde ortaya koyacağı siyaset hepimizi bütün Avrupa başkentleri de dahil olmak üzere sıkıntıya sokabilir. O yüzden özgür dünya, yani onlara göre e, Avrupa ülkeleri e, yaklaşan seçimlerin önemini görmezden gelemez diyor. Bu budur, bu budur. Yolların ayrılma noktasını sadece sen söylemiyorsun, herkes çok yakinen takip ediyor. Şimdi bütün bu olaylar devam ederken Garo Paylan geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazi Meclisi'nde. Ermeni tehcirinin... bunu molanın ardına bırakalım. Olayım blok olarak tamam. devam Ama edelim. önemli bu. Bu önemli. Yani o bizi takip edenler e, molanın arkasında beraber olursak sevinirim. Kim bu Karakin pastırmacıyan? Gazi Meclisi'nin içerisinde açılmış fotoğraf kimi temsil ediyor? Bugüne kadar doğru düzgün eksisi artısıyla konuşulmayan hususları gündeme getireceğim. Bakın. E, Türkiye bu Batı başkentlerinin ve Amerika'nın desteğiyle. Özgür Dünya'nın. Tırnak içinde. Özgür Dünya'nın desteğini alan. Ukrayna bu da almıştı Özgür Dünya'nın desteğini. Evet, ülke alt, işgal edildi. Evet. 6 artı 1 e, konseyi üzerinden felakete sürükleniyor. Sürüklenmek isteniyor. Emin olun bu hadiselerin, Türkiye'de yaşanan hadiselerin yüzde biri bir batılı başkentte yaşansaydı, buna kim müsaade eder? Bir şey söyleyeyim mi? Hangi yargı, hangi şey savcı, mi? hangi hakim? Bak Gezi'yi de konuşacağız ya, Gezi'den bu yana bu ülkenin başına gelen, gecenin başına gelse Gerçekten gündüz, gündüz olurdu. olurdu Turgay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.